Şimdi burası bir evren. Ama evren aslında canlı bir varlık. Ve bu canlı varlığa biz kelime-i şehadetin ikinci bölümünde ne demiştik? Muhammed demiştik. Yani halk demiştik. O zaman bu evren halk. Yani yaratılmış. O zaman canlı da olduğuna göre her canlının eşi vardır. Erkeği vardır, dişisi vardır. İçinde bulunduğumuz evren erkek midir, dişi midir? Dişi. Her ikisi de değişik bir değildir. Evrenin cinsiyeti var. Dişi demişsiniz galiba. Hı? Dişi dediniz galiba diyor. Yok. Erkek de olabilir, dişi de olabilir. Nereden anlayacaksınız erkek mi dişi mi olduğunu? Evren dişidir. Ya, çoğalmasından, üretmesinden çıkıyor. Kromosomdan. Evet. Moleküller çoğalmasın. Eğer bu evren dişi ise, ki erkekse, önce erkek olduğunu düşünün, erkekse bu dünya onun nesi olur? Karısı olur. Olur mu? Şey, erkekse, bu evren erkekse, ha, evrenin içinde bu dünya. Erkektir. Çocuğun mu olur mu? Yok. Yok ya. Parçası olur. Testisi olur. Ne? Neyi? Bu dünya evrenin testisi olur. Testisi. Testi değil, testis. Testisi. Testisi. Niye o? Testis hayası yani. Spermlerin üretildiği yer. Haa. O değil. Çok sıkkın da oradan belki anlamadınız ama. Yani şu dünya erkek evrenin testisidir. Yani sperm üretir. Yani bu evrenin biz adeta erkek evren olduğunu düşünürsek onun spermler gibiyiz. Hepimiz. Yani siz bir zaman sperminiz. Hatırlamıyor musunuz? Evet, o zamanlar. Bir de kuyruğunuz vardı. Değil mi? Kuyruğunuz vardı. Kulbağa gibi gidiyordunuz. Tabii unutuyorsunuz onları. Araya bir sürü şey girdikten sonra da. İşte siz burada dünyada üretilen bu insanlar spermler gibidir. Mesela erkekler Y kromozomu taşıyan spermler, kadınlar da X kromozomu taşıyan spermler gibidir. İşte bu erkek evrenin testisinden zaman zaman bir miktar insanlar, yani spermler öbür evrene taşınır. Hani bu dünya, öbür dünya diyoruz ya, öbür dünyaya, yani öbür evrene taşınıyor. Aktarılıyor. Yani şu anda ölenlerin nereye gittiğini zannediyorsunuz? Öbür nereye dünyaya. Öbür evrene gidiyor. Ama sperm şeklinde değil. Sperm gidiyor. Nereye gittiğini görüyor musunuz? Görmüyoruz ama öyle değil. İşte ruh gitmiyor mu? Ruh gidiyor. Şöyle olgunlaşmış enerji olarak. Olgunlaşmış enerji olarak öbür tarafa gidiyor. Öbür taraf dediğimiz ne? O da dişi evren. Ahiri yani. Ahiri. Ahiret dediğimiz yer orası. O zaman şöyle düşünelim. Eğer ahirete gittiği zaman ne diyoruz? Önce insanlar cehenneme gidiyor. Sıkıntılı bir şey yaşıyor. Ve spermlerin sıkıntılı yaşadığı yer neresidir? Vajendir. Vajende asetik bir ortam olduğu için oradakilerin çoğu ölür. Onlar için bir şeydir, can derdine düşüyorlar orada ve çoğu ölüyor. Ama içlerinden bazıları kurtuluyor, rahimin içine giriyor. İşte rahimin içi onlar için nedir? Bir cennettir. Ondan sonra o rahimin içine girenler tabii cennette durmuyorlar. Yani rahimin içinde durmuyorlar, yumurtayı arıyorlar. Yumurtaya ulaşmak istiyorlar. Ve yumurtaya doğru yöneliyorlar.
genellikle de yumurta ilk başta yumurtalıklardan yumurta oluşunca her ay bir tane kalloplarında olur. Oraya doğru spermler yönelir. Ve yumurtayı bulur bunlar. Ve etrafına birikir. Yaklaşık 200-300 tane sperm, bir tane kocaman yumurtanın, yumurta büyüktür, spermler küçüktür. Bunun etrafına üşüşürler. Ve içlerinden bir tanesi yumurtayı dölleyebilir, öbürleri dölleyemez. İşte bu spermler adeta nebilik anlayışına göre bilgilenen kişiler gibidir. Rahime giren ama fazla ileri gidemeyenler ebrardır. İyilerdir, kurtulmuşlardır, cennete girmişlerdir ama ulaşamamışlar, yumurtaya ulaşamamışlar. Yumurtanın etrafına gelenler de mukarrabundur. Ve bunlar da derecesi yüksek olanlar, seçilmiş olanlar bunlar. Yani oraya kadar gidebiliyor, çok cevval olanlar. İşte bunlar da nebilerdir, peygamberlerdir. Sidret-i Müntah'ın etrafına kadar geliyorlar ama içeri giremiyorlar. Bunların içine giren bir tanedir. Veya iki. Hı? Bazen de iki. Çok nadir olur. O bir tane giren Resul oluyor. Muhammed oluyor. Resul. Ancak bunun olabilmesi için, bu bir tanenin bu yumurtanın içine girebilmesi için bu milyonlarca spermin olması gerekiyor. O bir tanesi tek başına oraya gidemiyor. Onun için geri kalan spermlerin hepsi bir iki gün içerisinde yok olurlar. Esas kurtulan o bir tane yumurtanın içine giren sperm olur. Bu sperm kuyruğunu bırakır. Çünkü artık orada kuyruğa gerek yoktur. Başı da parçalanır. Sadece içindeki DNA yumurtanın içine girer. İşte o yumurtanın içine giren DNA babanın bütün özelliklerini taşır. Sperm o babanın bütün özelliklerini geçici olarak taşıyan bir iletici durumundadır. Ve oraya ulaşınca onun görevi biter. Sadece DNA ulaşır. DNA'sı yeni zardan içeri girmiş. Artık aceleye gerek yok. Çünkü yumurta küçük zaten. Öbüründe hızlı gidiyor. Burada yavaşlaması lazım. Ve o yumurtanın DNA'sıyla birleşinceye kadar yavaş yavaş yol alır. Ama çok uzun sürmez. Hemen birleşir. İşte o durumda yumurtanın DNA'sı annenin elçisidir. Öbürü de babanın elçisi. Annenin elçisiyle babanın elçisi birleştiği anda artık zigot oluşmuştur. Yani hücre artık tam bir hücre haline gelmiş. Önceden yarımdı. Yani babanın DNA'sıyla buluşunca hücre tamamlanmış oluyor. Yani o zigotun büyük çoğunluğu kadının yumurtasıdır. Babadan sadece küçücük bir DNA gelir. Hatta o yumurta yük hükmündedir. Çünkü gözle görülmez. Babadan gelen o DNA ise hiç hükmündedir. Onun için hiçle yok birleşince hiç yoktan hücre oluşuyor. Ve yok, birleşince bir tane hücre oluşuyor, zigot oluşuyor. İşte bu zigot haktır. Resul diye bir şey kalmıyor. Elçi diye bir şey kalmıyor artık. İki elçi birleşince hak oluyor. Tek. İşte burada tekliğe ulaşıyor. Yani ikisi de tekliğe ulaşıyor. Yani iki yarım adeta birleşip bir oluyor. İşte bunun olması nerede oluyor? Miraç'ta oluyor. Sidret-i Müntah'ı açtığın zaman oluyor. Şimdi aslında evrende öyle şeyler oluyor ki
Yani zerrede ne oluyorsa küre...